Batman v Superman, Dawn of Justice öncesi Kara Şövalyemizin gelmiş geçmiş en çok sevilen filmleri The Dark Knight üçlemesinin bilinmeyenlerini sizinle paylaşalım. Üstüne bir de kendi hazırladığımız bu kupalardan 5 tane dağıtalım dedik. İşte karşınızda The Dark Knight üçlemesi hakkında bilmediğiniz 10 şey. Selina Kyle'ın çatıda kaybolduğu sahnede Batman'in demek böyle hissettiriyormuş dediğini hatırlıyor musunuz? Bu cümle aslında DC'nin Kingdom Come çizgi romanında Superman'in uçtuğu sahnede Bruce Wayne tarafından Superman için söylenmektedir. Scarecrow yani Dr. Jonathan Crane'i canlandırması için Marilyn Manson'un düşünüldüğünü söylesek ne dersiniz? Daha çok Warner Bros. Düşünüyordu herhalde. Christopher Nolan ise daha önce Batman için seçmelere katılan fakat rolü alamayan Cillian Murphy'nin performansından etkilenerek Scarecrow oynaması için onu seçti. The Dark Knight'in etkileyici IMAX açılış sahnesinde Joker'ın taktığı maske, 1960'ların klasik Batman serisinde Joker'ı canlandıran Cesar Romero'nun ilk kez seride yer aldığı ve İtalyan operası Pagliacci kostümü giydiği sahneye bir göndermedir. İki maske yanında görebileceğiniz gibi neredeyse aynı. The Dark Knight, IMAX kameraların kullanıldığı belgesel olmayan ilk film olarak tarihe geçti. Hatta belki de çekim sırasında kameraların parçalandığı ilk filmde olmuş olabilir. İlki The Dark Knight filminde Joker'ın yeraltı sahneleriyle parçalanan kameraların ikincisi, Anne Hathaway'in dublörünün Batpod ile çarpmasıyla çöplüğü boyladı. Sadece bu kameraların maliyetinin 1 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde 585 milyonluk maliyet çok da şaşırtıcı değil. The Dark Knight'ta Joker'ın halka mesajlarını yayınladığı videoların serinin yönetmeni Christopher Nolan çekmedi. Nolan, Joker'ı oynayan Heath Ledger'a o kadar güveniyordu ki çekimler sırasında çoğu zaman orada bulunma ihtiyacı bile duymadı. Ledger'ı kameraya veren Nolan ona ne istiyorsa yapmasını söyledi. Neredeyse Inception'da rol alan bütün oyuncuların yer aldığı The Dark Knight serisinin 3. filmi The Dark Knight Rises'da Leonardo DiCaprio da yer alabilirdi. DC'nin sevilen kötü adamlarından Riddler, yani Bilmececinin The Dark Knight Rises'da yer almasını isteyen Warner Bros., Christopher Nolan'ı defalarca bu konuda baskı yaptı. Leonardo DiCaprio ile çoktan görüştüklerini ileten Warner Bros.'un ısrarlarına rağmen Nolan, Tom Hardy'yi Bane olarak kullanmaya karar verdi. Bunun üzerine düşünmemişseniz yakalamanız zor. Ama The Dark Knight Rises filmi, Batman'in gündüz saatlerinde dışarıda olduğu tek film. Üstelik sadece The Dark Knight üçlemesinde değil, 1989'dan bu yana yapılan tüm filmlerde. Güneş girmeyen eve doktor girer Bruce. Daha önce sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ediyorsanız bunu paylaşmıştık. Gelmiş geçmiş en iyi Joker canlandırmasını yapan Heath Ledger'ı ilk kez tam kostümüyle gören Alfred'i canlandıran Michael Caine o kadar korktu ki repliklerini unuttu. Sahne gerçekçiliği nedeniyle repliksiz kullanıldı. Batman kostümlerini giymek her zaman zor olmuştur. Ama boynu oynamayan bir kıyafetin içinde rol arkadaşlarına bakıp konuşmak, özellikle Batman Begins'te Christian Bale'in canını çok sıkmış. Baş ve boyun ağrılarıyla başa çıkmakta zorlanan Bale, kostümü ilk denediğinde filmde yer almaktan bile vazgeçmeyi düşünmüş. Christopher Nolan, çektiği bu acıları role aktarması için ona motive etmiş. Başarılı olmuş gibi duruyor. Batmobile'i Chicago'da çekimler için taşırken ehliyeti olmayan sarhoş bir sürücü Batmobile'i görüp uzaylıların istilasına tanık olduğunu düşünmüş. Kendisini Independence Day gününde sanmış olsa gerek, gazı kökleyip Batmobile'i çarparak uzaylıların canını okumaya çalışmış. Neyse ki böylece Batmobile'in gerçekten savaşa hazır olduğunu öğrenmiş olduk. The Dark Knight üçlemesinin bilinmeyenlerini listelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Wayne Enterprise kupalarından kazanmak için açıklama kısmında bulunan linkten nasıl yarışmaya katılacağınızı öğrenebilirsiniz. Fikir ve yorumlarınızı aşağıdan veya kafeinsiz.com Twitter ve Facebook hesaplarından bize ulaştırırsanız seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olabilir, beğenmediyseniz "Some men just want to watch the world burn" diyerek beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Bu videolardan daha fazlasını izlemek istiyorum derseniz şuralarda göreceğiniz abone ol tuşunu kullanarak kanalımıza abone olabilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. The Dark Knight üçlemesi testimizi çözmeyi de unutmayın. Ben Selen Yana, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Batmobile'i Chicago'da... Chicago? Evet. Chicago'da bir okuyayım. Batmobile'i Chicago'da... Chicago ne ya? Chicago. Batmobile'ı... Ah, niye olmuyor Batmobile'ı? Batmobile'ı Chicago'da. Batmobile'ı Chicago'da. Chicago'da.